Canlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok ilginç bir oyun. Çok ilginç bir oyuna başlıyoruz. Conan Exiles. Arkadaşlar, seri olarak çeker miyim bilmiyorum ama şu anki izlenimlerim inanılmaz güzel. Conan Exiles oynuyoruz. Kendisi tam olarak bir survival yapım. İki tane modu var. Bir normal insanlara karşı PvP yaptığımız, bir de aynı zamanda co-op ve PvE dediğimiz, yani yapay zekaya karşı olan bir senaryo modu var. Onun şu an ben senaryo moduna girdim ve bu dünyada bir tane karakter oluşturdum. Arkadaşlar, şimdi oyun tam anlamıyla craft yapma üzerine. İşte ya, müzikler inanılmaz güzel. Gerçekten müzikler inanılmaz güzel. Ben neler yapmışım şöyle bir bakalım. Karakter benim karakterim, 16 level olmuşum. Yaklaşık 6 saattir falan oynuyorum herhalde ve başından kalkamıyorum yani. O kadar güzel bir oyun. Muhtemelen ben bunu bol bol oynarım diye düşünüyorum. Şimdi canlar, şöyle bir mevzu var. Biz oyuna başladığımız zaman işte ya tam hikayesine hakim değilim. İleride öğrendiğim zaman onu tekrar anlatırım size ama. Başladık işte bu koca çöl gibi bir yer burası. Ben burayı yine buldum, iyi buldum. Normalde çölde başlıyoruz. Geldim buraya. Şunu ben yaptım. Bakın, dünyanın en güzel sanat harikası. Yani bu build'i yapmak için 4 yıl bunun okulunu okudum ben. İnanmıyorsunuz ama gerçek. Tabii. Gittim okudum şahsen. Benim evde diplomam bile var. Çok iyi mermer dizer örer ye var diploma. Var işte. Evet. Böyle bir yer yaptım. Oyuna ilk başladığımda yaptığım için gerçekten pek bir şeye benzemiyor. Dedim ki hani belki biri falan saldırır, içine girer saklanırım dedim. Daha sonra bir öğrendim ki oyuna gelen son güncellemeyle beraber duvarlara tırmanma olayı varmış. Aha, böyle millet tırmanıp içeriye girebiliyormuş ya. Yani. Böyle bir mevzu varmış. Arkadaşlar, ben içeriye şöyle 5 tane falan kutu koydum. Bu kutular bana envanter sağlıyorlar. Bulduğum şeylerin işte üstümde fazla kapasiteli olursa, çünkü onlar benim ağır yürümeme sebep oluyorlar. Sol üst taraftaki şeylerden hemen biraz bahsedeyim size. Üst taraftaki olan en başta canımız var tabii ki. Yanında arkadaşlar bizim staminamız var. Yani koşmaya başladığımız zaman veya elimize bir silah alıp vurmaya başladığımız zaman gördüğünüz gibi staminadan tüketiyor. Ve bıraktığımız zaman ya da herhangi bir koşma animasyonunu gerçekleştirmezsek hızlı bir şekilde geri doluyor. Yanında bir tane damla işareti var. O bizim susuzluğumuzun seviyesi. Onu da hemen şöyle üstümüzdeki şeyden içelim. Oh! Oh yarasın. Vallahi çöl sıcağındayım. Çok iyi geldi. Şimdi yanında yiyecek mevzumuz var. Gördüğünüz gibi ben bir tane yumurta yiyeceğim arkadaşlar. Yani benim sesimin bu kadar güzel olmasının sebebi bu işte. Yani yumurta yiyorum. Her sabah yumurta yiyorum. Siz de yiyin. Karakterimizi de yediriyoruz. Peki. Yanında XP barımız var. Ve onun yanında da benim kapasitem. Yani üstümdeki ağırlık seviyem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an %68. O yüzden üzerime daha ağırlık alabiliyorum. Şimdi bizim yapmamız gereken PvE bölgesine doğru ilerlemek. Yani hikayeyi bitirebilmemiz için yola devam etmemiz lazım. Böyle bir haritamız var. Sanırım, tam emin değilim ama arkadaşlar, burayı komple gezeceğiz yani. Bütün her yeri dolanacağız sanırım. Ben buradayım. Nereye gideceğimi bilmiyorum işin açıkçası. Sanırım kendim dolanıp bulacağım. Yine bir level sistemi var oyunda. İşte ben 14 level olmuşum. Bir daha bakalım. 16 levelim, düzeltiyorum. Şimdi oyunda ilk başta çıplak başlıyorsunuz. Önünüzde bir peştemal gibi bir şey var. Yani aldım bir şeyler, giydim, çıktım. Daha sonra geldim ve buraya bir tane şey kurdum. Ne kurdum? Şunu kurdum arkadaşlar. Bakın, Armorer's Bench. Bunu kurdum. Daha sonra şunu kurdum. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. İçine girer yatarım diye kurdum. Çok farklı bir şey var. Lahmacun şeyi çıktı. Fırını çıktı. Buraya bir tane usta bulup getireceğim. Lahmacun pişireceğim. Evet. Milattan önceye gittik arkadaşlar. Şu anda ilk insanların olduğu çağdayız. Lahmacunu ben buldum ilk. Devam edelim. Nedir işte? Yeni zırhlar falan yapmam lazım. Bakın burada mesela böyle bir set var, tamam mı? Ben şunu üzerime giydim. Bunu yaptım. Bunu yapabilmen için diyor, senin ilk başta şuna sahip olman lazım diyor. Hemen yanına da bunu koymuşlar zaten. Buna da yapabilmen için diyor. İşte leather, yani deri. Deri bulacaksın. Aynı zamanda twin diye bir şey bulacaksın diyor. Bu da herhalde ip gibi bir şey sanırım. Tam emin değilim. İp olabilir. Bu ikisini birleştirdiğin zaman şu olur diyor. Daha sonra diyor ki bunu da upgrade etmek istiyorsan, yani şöyle bir medium armor yapmak istiyorsan diyor. Armor diyeyim hadi sizin tabirinize. Armor. Şunları bulman gerekir diyor. Şimdi ben yeteri kadar geliştiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Burada gerçekten çok fazla vakit geçirdim. 16 levele kadar ben burada takıldım. Dedim ki Tuna, artık ilerlemen lazım. Artık gitmen lazım yani. Buradan artık çıkıyoruz. Ve çok çılgın, devasa büyüklükte düşmanlar falan geliyor arkadaşlar. Gerçekten çok inanılmaz. Böyle kocaman kocaman devler mevler. Oyundaki herkes bize düşman bu arada. Bakın, orada bir insan grubu var. Şimdi o insan grubuna adlarını bildireceğim. Beni görür görmez saldırmaya başlıyorlar ya. Sanki yemeklerine ortak oldum lavukların. Hah.
ok yaptım mesela. Nasıl yapmışım? Yay yaptım, ok yaptım. Yay için mesela gerekli olan şey yerden iyi tahta parçaları, branch dediği tahta parçaları. Onun yanında deri istiyor. Hayvan öldürüp derilerini alıyoruz maalesef. Yanında da bir ip var. Evet, twine ip herhalde. Bunların 7 tane bundan, 13 tane, 13 tane bundan sağladığınız zaman oku craft yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan yayı craft yapıyorsunuz. Daha sonra oklarını yapmanız gerekiyor. Ok için de burada gerekli malzemeler aşağıda belirtilmiş durumda. Şimdi bizim okumuz mokumuz var. Bakın alt tarafta da bir bar var. 1, 2, 3, 4, 5 skillerimi koyduğum yerler. Silahlarımı koyduğum yerler. Hepsinin altında beyaz bir çizgi var. O da o silahın dayanıklılığını gösteriyor. Baktım çok fazla yere doğru düştü. Onu hemen repair yani düzeltme yapıyoruz. Şimdi şunlara dalacağım abi. Yine müzik geldi, gaza geldim. Selamünaleyküm. Siz misiniz beni öldürmek isteyen? Biraz tuhaf tabii ok kullanma olayı. Biraz alışmak lazım. Al babanın bıyına. Hop biri düştü. Hop bu da gidecek. Bakın müzikler falan çok iyi ha. Hop. Ölün lan. Ben yanlış attım. Hadi yallah. Şunla girseydim direkt öldürürlerim. Şunla. Direkt öldürdüm ama. Ölü adamların üzerinden şeyler toplayabiliyoruz. Bu neymiş? Bunu istemiyorum abi. Bu neymiş? Bunları da istemiyorum. Tamam. Devam. Kamp kurmuşlar burada lavuklar. Şunu alacağım. Heh. Bu bana bayağı bir önemli çünkü şey sağlıyor. Nedir o? Nereye attın lan? Deri sağlıyor arkadaşlar. Deri toplamak için mecbur. Öldürdükten sonra üstlerinden böyle çıkartıyoruz abi. Deri çıkmadı. Bu sefer et çıktı. Bakın şu tahtaları falan toplayabiliyoruz. Ekranda gördüğümüz her şeyi toplayabiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Ben vakti başlatmamışım. Vallahi uzun bir video olacak. Hadi bakalım hayırlısı. Sanırım 5 dakika olmuştur diye düşünüyorum. Tamam. Şöyle kurbağa gibi kaplumbağa gibi yaratıklar falan var. Bakın bu yumurtalar da bunlar işte. Ben bunları toplayıp yiyorum. Şunları bir öldürüp derilerini almamız gerekiyor. Maalesef öldürüyorum ya. Vallahi içim acı değil bunları öldürürken. Bakın hide yazıyor sağ tarafta. Derilerini aldık. Şimdi göstereceğim şey oyuna yeni eklenmiş durumda. Bu arada arkadaşlar oyun 57 TL falan civarında ama Steam'de şu anda indirimde. 36 TL'ye geliyor. 55 TL civarındaydı. 36 TL'ye düşmüş. Ben de hemen aldım bir bakayım dedim. Ben çünkü indirimleri takip ediyorum böyle. Olduğu zaman çok merak ettiğim bir oyundu. Zaten istek listesine eklemiştim Steam'de. Gelir gelmez baktım. Bakın şu yeni gelmiş. Hiç fark etmiyor. Düz duvara tırmanıyoruz. O zamanlar tabii ilk çağlar. Yani hatun var. Evet bir sürü hatun var. Fakat nasıl bir şeyler yapabiliyoruz anladınız siz onu bilmiyoruz hiçbir şey. O yüzden duvar mı var? Hak getire. Her yere tırmanıyorum. Bakın şimdi burayı tırmanacağım. Yüzeyim. Tabii yine tırmanırken stamina'dan götürüyor. Umarım çok zorlamaz bizi ya. Bir dakika. Bakın bu bizi yukarı kadar çıkartmayabilir. Fakat zıplayarak en üst noktasına ulaşabilirsem. Yani şöyle biraz daha mesafe kat edersem daha olacak. Hop. Evet. Hadi bakalım. Tamam ya çıkartır herhalde bu beni. Stamina ne kadar hızlı gidiyor bakar mısınız? Her level aldığınızda bunu artırıp düşün. Lan var ya öleceğiz ha. Lan! Ne yapıyorsun deli olan? Tırmanamadım iyi mi? Stamina bitti. Bekleyelim de bir kez daha. Ondan sonra tırmanalım. Şu staminanın da olmasını bekleyeceğim. Oyun atmosferi gerçekten çok başarılı. Ben çok beğendim. Çok detaylı bir karakter yaratma ekranı var. Şu anda aslında oyunu tarif etmek gerekirse arkadaşlar vallahi Skyrim'e benziyor. Yani inanılmaz uçuk yaratıklar falan var. Devler geliyor, bir şeyler var falan. Aynı zamanda oynanış şekli de Skyrim'i çok andırıyor. Hayda. Evet arkadaşlar anladık ki bu buraya çıkmayacak. Ben şuradan aşağı ineyim. Sanırım çıkmayacak. Peki abi. Oo, orada bir yer gördüm. Orada ne lan? Umarım oyun hoşunuza gider. Oyun hoşunuza giderse ben bol bol bunu çekerim. Çünkü son zamanlarda PUBG 1 bu 2 oldu. Bu kadar uzun vakit geçirdiğim. Ben severim biraz da craft yapma oyunlarını. Yani bir şeyler oluşturayım ne bileyim. Mesela ben istersem oyunun devamına ilerlemem. Ne olacak bakmam. Bu alanı, bu şehri diyeyim daha doğrusu burayı istediğim gibi donatabilirim. Buraya kaleler kurarım, bir sürü şey yaparım ama anlamsız olur tabii. Fakat öyle bir seçeneğimiz var. Burası nere onu? Orada bir şey var ha. Bir dakika orası benim geldiğim yer. Arkadaşlar başlangıç noktası burası. Neredeyim? Şuradayım. Ben şuradan geldim. Buraya geçtim. Buradan da şuraya gideceğim. Tam tersine gitmem gerekiyor. Hadi gidelim bakalım. Şu görselliğin güzelliğine bakın. Bir benim mi hoşuma gitti bilmiyorum. Yani görsellikten ziyade atmosfer daha doğrusu. Grafikler çok başarılı değil. Çok başarılı sayılmaz ama adamlar atmosferle, renk paletiyle gerçekten çok böyle
güzel görünen bir atmosfer sunmuşlar. Oo, yukarıda bir yer var bakın. Oraya doğru gitmeyi deneyelim bakalım ne olacak. Şimdi benim bütün atalarım burada yaşadı, biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu topraklarda büyüdüm. Bak bak bak, deli olanlara bak. Deli olanlar! Al ulan! Biraz daha sağa doğru. Ok kullanın, alışmak lazım. Hop, bir tane daha sallayalım hızlı bir şekilde. Hadi Allah. Sana da bir tane koyayım. Oo! O da gitti. Selamünaleyküm bacım. Dediğim gibi. Savaşma seviş modunda değiliz arkadaşlar. Çünkü o zamanlar sevişme ne bilmiyor bunlar. İlk insan. Hiçbir şey bilmiyorlar. O yüzden gidip herkesi savaşıyorum. Öldürüyorum. Bakayım kızın üstünden bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Hepimizi öldüreceğim lan. Aha, kalkan çıktı. Ama benim kalkanım var. O yüzden almayacağım bunu. Oo, Stone Sword gel. Ulan ben onu yapmak için o kadar para harcadım. Kalktık şuradan 2 dakikada bulduk, iyi mi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Canlar, şimdi biraz canım gitti yukarıdan aşağı atladığımız için. O canın toparlanmasını bekliyorum ama o sırada bakın tuhaf tuhaf sesler geliyor. Bakın bunları toplayabiliyoruz. Bu tahtalar işte branch diye geçiyor. Bunlarla yay ok yapabiliriz. Yayımız var zaten. Ok yapabiliriz. Baya baya hayatta kalma oyunu. Kendisi. Şimdi şöyle bir ilerleyelim bakalım. Bizi kimse durduramaz. Yolumuza gideceğiz. Şu yukarı nasıl çıkarım? Ona bakıyorum. Şöyle gidelim. Şu an green screen'in daha iyi performans vermesi açısından yine ışıkları açtım. Ve aha, hiçbir şey görmüyorum şu an. Vallahi hiçbir şey görmüyorum ha. Allah'a emanet, sallayacağım. Hop, haydi bakayım, gitmiş umarım. Şöyle. Hop, bir. Hop, iki. Kime vuruyorum ya? Kimseye vurmuyorum ki. Ne, bir, iki. Al, al kız. Al. Al bakayım sen de. Şu delikanlı hayırdır, bana mı geliyorsun? Al, önüne doğru atarım. Aha, gitti vallahi. Kız! O da öldü. Sen de öl. Gel gel. Biraz daha şöyle atarsam. Çok mutlum. Ne oldu lan, öldü mü? Şöyle kılıç kalkana kuşanalım. Herhalde yüzerek yanıma geliyor ha. Sen gelirsin, ben de giderim. Gel suda karşılaşalım. Hiçbir şey görmüyorum ha. Akşam olduğu zaman böyle ateş falan yakmanız gerekiyor baya baya. Bakalım mı şunların üstüne? Var mı bir şey? Oo güzel, gel. Iron bar varmış. Selamünaleyküm bacım, neredesiniz ya? Bir dakika. I'ya basıp şuradan torch yapmaya çalışayım. Ne gerekiyor? Torch gerekiyor. Ulan torch yapmaya çalışıyorum zaten. Ha, branch gerekiyor. Ve tamam. Hemen branch bulalım. Branch dediğimiz o şeyler. Yerdeki küçük parçalar. Ulan branch yok muydu bende? Vardı sanki tahtalar. Auto stamina. Peki. Staminan diyor, bitti diyor. Çok diyor, kıçın başını oynamasın diyor. Şöyle bir bakayım. Heh. Tamam ya, gerek kalmadı çünkü artık yavaş yavaş aydınlanmaya başladı hava. Şöyle bir çok kısa bekleyelim burada. Çünkü önümüze yaratık falan çıkarsa göremeyeceğiz oğlum. Vallahi kör oldum ha. Ben normalde gece olduğunda direkt o küçük muhteşem yapımın içine giriyorum. Ve orada takılıyorum böyle. Lütfen artık sabah olur musun? Kör gibi oynuyorum ha. Şöyle devam edelim. Oha! Orada ne var öyle? Orada bir heykel buldum bakın ilk defa. Abi şu atmosfere bakın ya. Ay ne kadar güzel ışık veriyor bakın. Seslere bak. Koşalım. Aa, ateş yakıldı orada. Oğlum bu sesler ne? Bana mı bakıyor? Beni mi gördü o? Selamünaleyküm. Hepinizi yok ederim. Hop, bir tane sana. Aha, gitti karı. Al. Al bir tane daha ulan. Ne o, okudunuz mu yok? Yayınız mı yok? O da gitti. Boşuna kalkan tutuyor ayrı. Uzaktan uzaktan bitiriyorum işlerini. Vallahi Robin Hood gibi. Tek farkım, zenginden alıp fakire vermiyorum.
Hepsini birden veriyorum. Hepsi gidiyor. Yürüyün gidin diyorum ben. Önüme çıkan herkes diyor. Yürüyün gidin diyorum. Allah, bacağını koparmışım herifin ha. Vallahi adam bacağını koparmışım. Ayıptır ya. Conan ne yaptın ya? Oyunun ismi Conan. Ben de Conan'ım. Kendimi buna inandıracağım. Ben Conan'ım. Şimdi bu öldürdüğüm yaratıkların bir de büyükleri var, babaları. Bakın şimdi muhtemelen kesin gelirler. Ama çok yüksek, gücüm çok yüksek artık. Çünkü şuradaki level ekranında arkadaşlar, level up kısmından daha çok strength'e verdim gördüğünüz gibi. O yüzden bayağı bir kuvvetliyim. Ne oldu lan? Selamünaleyküm. Yok edeceğim yine sizi. Öldürmem gerekiyor. Çok üzgünüm. Üzgünüm. Vereceğiniz şeylere ihtiyacım var. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Bakın. Aha. Ulan 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 ulan. Şey geliyor. Timsah. Of. Öldü Allah'tan ha. İlk defa timsahla kapıştım ha. Oha ne şey verdi lan bu. Oo vay ayı olayı. Aha şu lazım işte şu. Hop. Hop. Meşale yapmak için bu, işte şunlar gerekiyordu arkadaşlar. Oo abi şu yapılara falan bir bakın ya. Ben böyle çok severim Mısır konseptini. Hani Firavun, Ra, Mea falan filan. Şuna şuradan koyayım da gitsin bu. Hadi bakayım öyle. Müzikler de zaten o tarz. Çok sevdim oyunu ya. Oyunu gerçekten çok beğendim. Yani benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Ne oldu? Bak bak silah çekişine bak koçum benim. Aha discovery yeni yeri açtım. Timsah başı geldi lan. Aldık başı canlar. Oğlum çok etkileyici ya. Neyse şunu al, hemen şunu da al. Hadi bakalım. Ama koşmaya başladığın zaman bırakıyor. Peki. Tırmanayım diyeceğim de tırmanmıyor. Bir yere falan düşüyor, bir şeyler oluyor. Ben şurada kendi yerime bilerek işaret koydum. Bakın şu. Evim yazmışım hatta. Bakın gördüğünüz gibi. Haritanın belli yerlerine istediğiniz işaretleri koyup isim yazabiliyorsunuz. Oğlum nasıl bir yere geldim ya? Lan ne güzel oyunmuş ya. Bu arada Buraklarla beraber oynayacağız arkadaşlar. Aldım Burak'a da. Yani Burak'a da aldırdım. Birlikte de oynayacağız. Yani co-op olarak ilerleyebiliyorsunuz benim şu an yapmış olduğum mevzuyu. Bakın burada taşlar var. Taşları da bu şekilde ediniyoruz. Hemen göstereyim. Her vurduğumda geliyor. Bunları böyle kıra kıra craft için malzeme üretiyoruz. Ben daha fazla kırmayacağım çünkü envanterimde çok yer yok. %92 olmuş bakın. İhtiyacım olan şeyleri alamayabilirim. O yüzden devam ediyorum abi. Yalnız hakikaten şu... Hay Allah ya. Çok güzel yapmışlar ya. Neredeyiz hemen bir bakalım. Şuradayım. Şuralara doğru gidelim bakalım ne olacak. Şöyle bir şey göstereyim. Level up kısmına geldiğim zaman learn recipes herhalde. Yani yanlış telaffuz ediyor olabilirim bilemiyorum. Arkadaşlar her level için yeni bir özellik açıyoruz. Yani levellere göre sınırlamalar var. Bakın şunu tıkladığım zaman bunun altında açabileceğimiz craft malzemeleri ortada. Buna tıkladığım zaman şuradaki her şeyi açabiliyoruz. Yani bunun altındaki. Benim kullanılabilir bir tane yetenek puanım var şu anda. O yüzden bunlardan herhangi bir tanesini açamıyorum. Daha sonra bakın burada kallavi itemler var. Bunları açabilmek için de şurada bir tane daha yine o işaretten olacak. Bakın en sondakini göstereyim mesela şu. Bu şu özür diliyorum şu. Bunu açtığımız zaman da bunun için levelin 55 olması gerekiyormuş gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar şu kılıca bakın. Bayağı böyle Game of Thrones'taki kılıçlardan filan. Hele armor'a filan bakın. Bu da PlayerUnknown's Battlegrounds'taki level 3 zırh. Hepsi burada. Kafalık kral kafalıkları falan. İnşallah oyunun sonlarına kadar gidip göreceğim ben bunları. Yani inanılmaz güzel vakit geçirdim bu oyunda. Hepinize tavsiye ederim. Şu geyikleri bir avlayalım. Hop. Gördüğünüz gibi çok güzel avladım. Niye avlanıyorum? Hop gitti. Bu gitti mi? Gitmedi. Sen de git. Yalnız bu arada öldürdüğümüz geyikleri bir sıra sonra kayboluyor. O yüzden cesetini hemen şöyle deşmemiz gerekecek. Oh iki tane deri şey çıktı. Oh üç tane çıktı ha. Şunu da avlayalım. Özür dilerim ya. Vallahi özür dilerim. Yapmam lazım. Oyun yapımcıları beni buna mecbur bırakıyor. Geyik. Üzgünüm. Evet canlar.
Ulan birazdan ileride neler gelecek başıma hiç bilmiyorum ama bir tane şu yaratıklardan göstermek istiyorum size. Umarım karşıma çıkar şimdi videonun çünkü yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık. Şuradaki yumurtaları alayım. Bu arada bunlar saldırmıyorlar. Onu da söylemem lazım. Bunlar böyle minik minik geziyorlar. Ama benim bunlara saldırmam iyi oluyor çünkü üstlerinden şey çıkıyor. Deri. O deri çok önemli oyunda. Hatta deri bulmak için millet bazı zindanlara girip farm yapıyor. Deri için. Oraları filan da onları da ben artık ileride öğreneceğim. Bu arada kılıcımın ve yayımın bakın durability'si yani gücü düştü diyelim. Dayanıklılığı daha doğrusu güç demeyeyim dayanıklılığı düştü. Aa tavus kuşu var lan. Arkadaşlar şu an geldiğim yeri ilk defa görüyorum ben oyunda. Şu tavus kuşuna bir yok etmeye çalışayım bakın. Hop. Allah yanındakini görüyor musunuz? İşte bu. Hay hay olayı. Öl artık. Öldü. Şunu da öldüreyim bakayım ne çıkacak. İyiyim tavus kuşunu öldüremiyorum. Aa bu da saldırdı. Saldırmaya geliyor daha. Tavus kuşusun sen. Aa bundan da şey çıkıyor. Oo bundan da bayağı bir şey çıkıyor. Seni de öldüreyim ayı olayı. Bundan et çıktı habire. Pekala. Bakın şurada bir tane daha var. Aa bura ne lan? Arkadaşlar. Size yemin ederim. Ben nereden bulacağım bu bölümü? Zindan, mindan falan nereden bulacağım diyordum. Buldum. Burası herhalde zindan. Ne oluyor lan? Oğlum abla bizi öldürmesin. La ürkütmeyin. Seni de yok edeyim. Al babam bıyına. Gel gel. Bayağı bir güçlü bu arada benim ok ha. Tamam bununla hiç uğraşmayalım. Biz şu zindana bir girip bakalım. Topla topla. Şimdi üstümdeki bazı şeylerden... Oha bu ne lan? Alabiliyor mu bunları? Plant fibermiş tamam. Bazı şeylerden kurtulalım çünkü... İçeride ihtiyacım olan şeyleri gerçekleştiremeyebilirim. Şöyle yapalım. Şunu repair diyelim. Güzel. Şu taşları geri al. Bu taşlarla hemen şunu durabilitesini arttıralım. Repair diyelim. Evet onu da arttırdık. Bunu da arttırdık. Tamam. Fullledik. İçeri giriyoruz canlar. Vallahi ne olacak acaba hiç bilmiyorum. Oh. Aha ben bu bölümü aha ben burada bitiririm. Vallahi çok mükemmel bir son oldu bence. İlgi çekici ve merak uyandırıcı bir son da bırakayım ki bilerek oyunu merak edin. Deyin ki Tuna abi çek çek deyin. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Seyreden herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar ayın 19'unda TBF'de ben de olacağım. League of Legends TBF'de Ülker Arena'da olacağım. Ülker beni de davet etmiş. Kendilerine teşekkür ederim. Dediğim gibi ayın 19'unda da TBF'de olacağım. Orada olan takipçilerimle umarım görüşme imkanımız olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.